Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sizlerle bugün burada buluşmak beni çok mutlu etti. Çünkü böyle güzel bir günde dua almak iyidir. Burada muhtemelen insanların, bizim insanımızın özellikle meskene olan, evine olan tutkusu büyüktür ve özeldir, kutsaldır. Dolayısıyla hem kandilinizi tebrik ediyorum hem de bu kandil gününde güzel yuvalarınız sizlere hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun. Değerli milletvekillerimiz, kıymetli il başkanlarımız, değerli belediye başkanı arkadaşlarım, Trabzon Yomra'dan gelen kıymetli belediye başkanımız, değerli grup başkan vekillerimiz, muhtarlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları, temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizle bir arada olmak güzel. Belki de İstanbul'un en önemli konularından birisi olan kentsel dönüşüm sürecine böyle bir eseri kazandırmanın keyfini yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri nasıl yapılmalı, nasıl olmalı diye özenli bir arayış içerisindeydik. Kentsel dönüşümü özellikle arkadaşlarıma söyledim. Mahalle aralarına gireceğiz. Sokak sokak insanlarımızı o sakat evlerden kurtaracağız demiştim. Bugün o hedefe beraberce yürüyoruz. Eyüp Sultan, Yeşilpınar evleri de işte bu sürecin örnek çalışmalarından bir tanesidir. Kentsel dönüşüm örneğidir ama sadece bir kentsel dönüşüm örneği değildir. Aynı zamanda aslında sürece bakış, insana bakış, iş yapma biçimi, şeffaflık, erdemli davranış, ahlaklı davranış açısından bir zihniyet dönüşümünün de örneğidir. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak Kiptaş'la birlikte özellikle temeline attığımız her işte böyle davrandık. Bu iş onlardan çok özel bir tanesi. Burada tam 664 konut, 14 iş yeri var. Bugün de özellikle hak sahiplerinin ağırlıklı olduğu 155 dairelik birinci etabını teslim etmenin gururunu yaşıyorum. Bakanlar Kurulu tarafından riskli ilan edilen bu alanda aslında biz tam 50 yıllık sorunu çözüyoruz. Kiptaş'ın yeni yönetiminin işte bu gayretli tutumuyla bu sonuca evrildi. Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada yaptığımız tek şey doğrulardan taviz vermemek. Gerçekten hakkı ve hukuku koruyarak insanlarımızı güzel, pırıl pırıl, dayanıklı evlerine kavuşturma kararlılığı. Çok kısa sürede özellikle 192 bağımsız birim ve 159 hak sahibiyle uzlaşma sağlandığını yakından takip etmiştim, biliyorum. 18 ay içerisinde tüm engellemelere rağmen sorunlar çözüldü ve Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinin o dönemde temeli atıldı. Ve özellikle inşaatın başlamasıyla birlikte yine ne yazık ki engellemeyle ilgili çalışmalar, az önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi siyasi saiklerle müdahaleler devam etti. Ve ne yazık ki söyledi, tam 6 ay burada inşaatlar durdurularak aslında zamanımızdan çalındı. Bugün sizlerin evini teslim ettiğimiz gibi buranın büyük bir kısmını da teslim edebilirdik. Ama bütün bunlara rağmen ve özellikle ekonomik zorluklara rağmen, maliyetlerin neredeyse 1'e 3 arttığı bir ortamda insanların ceplerini koruyarak, onları özellikle bu artışlardan
minimum hatta hiç etkilenmemelerini sağlayarak bir süreç yönetildi. Bu şeffaf ve ahlaklı süreç sonucunda işte bugüne gelindi. Dolayısıyla bizimle sağduyulu hareket eden bütün hak sahiplerimize, Kiptaş'taki çalışma arkadaşlarıma, buradaki yüklenici firmamıza ve onun kıymetli emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Açıkçası İstanbul'da özellikle bu süreci şimdi çok sen saygısız bir konuşma yapıyorsun ama hiç öyle değil, öyle olmaz. Beyefendiyi otursun, oturtun. Konuşuruz kendisiyle. Otursun bir yerde, sakinleşsin. Ne dediğini de anlamadım ama önemli değil. Evet, şimdi Kiptaş'ın özellikle bunlar olacak. Bunlar olacak. Kiptaş'ın sağ olun, teşekkür ediyorum. Biliyorum, arkamızda olduğumuzu biliyorum. Kiptaş bizden önce çalışma alanlarını değiştirmişti. İnsanlara sosyal konut üretmek yerine insanlarımızın kentsel dönüşümle beraber ne yazık ki oturulmaması gereken evleri dönüştürmek yerine İstanbul'da lüks konut üretmeyi ne yazık ki kendilerine felsefe edinmişlerdi. Benzer bir şeyi bugün TOKİ eliyle de yapıyorlar büyük oranda. Aslında baktığımızda bu tür kamu kuruluşları rant peşinde koşan değil, müteahhit gibi davranan değil, İnsanların ihtiyaçları için güvence olan, güven sunan, imkanlarını seferber ederek insanlarına layık evler üreten bir kurum olmalıydı. İşte biz tam da bu anlayışla sözleşme süresinden 5 ay önce, 6 ay önce hatta 1 yıl önce teslim ettiğimiz konutlarımız var. Bu kurum tarihinde ilk defa bırakın geç teslim etmeyi, bizim insanımız geç teslime bile razı olur genelde. Burada bütün projelerini erken teslim ederek vatandaşlarımızı sadece iş üretirken değil, yani bugün bir yıl bir evin teslim edilmesi, önce teslim edilmesi ya da 6-7 ay, 10 ay teslim edilmesinin bile bedeli artık bu şehirde çok ağır. Yerine göre 100 bin lira, 150 bin lira aslında kira veren insanların cebinde kalan para demek. O bakımdan bu felsefeyi değiştirmek bizim için kıymetli. Bugün sabit faizle hatta sabit taksitle insanları ev sahibi yapmanın da gururunu yaşıyoruz. Bugün Türkiye'mizde açıklanan birçok konut projesinde ısrarla teknik arkadaşlarımızın her daim söylediği şey var. Sosyal konut üretiyorsanız insanlarınıza sabit taksitle ev sunmalısınız. Bizim dar gelirli insanımıza hayaller kurdurarak hayal bile edemeyecekleri parasal yükün altına girmeleri değil, insanlara sabit taksitle ev sunabilmenin çaresini bulmalılar. Tabii bugün baktığımızda neredeyse bazı projelerinde %120'lere yakın maliyetler üzerinden zam yapma gayreti içerisindeler. Değerli dostlar, özellikle şunu söyleyeyim. Özellikle İstanbul'un son 10 yılında, bakın bunu özellikle altını çizerek söyleyeceğim. Kamu çıkarını ve milletin hakkını öncelemeyi unutan bir yönetim vardır. Kayıtlıdır, tescillidir.
açıkçası milletin hakkını öncelemeyi unuttukları için 31 Mart'ta seçimi kaybettiler. Daha doğrusu 31 Mart'ta seçimi bizim milletimiz kazandı. Tabii bunu anlamak istemediler. Biz nasıl seçim kaybederiz? Bu mümkün değil dediler. Bu sefer milletimiz 23 Haziran'da böyle anlamazsan böyle anlatırız dediler. Daha güçlü anlattılar. Yani vatandaşımız dedi ki sen çekil kardeşim kenara. Bak başkaları yönetsin sen seyret dediler. Bunlar seyretmemekte de ısrarlılar. Bu bir avuç insandan bu milletin kararıyla bir avuç insanın yönettiği değil. Şeffaf bir biçimde milletimizin bereketli parasını en ahlaklı şekilde yönetme kararlılığı içerisinde olan bir yönetime karşı her türlü hukuksuzluğu yapma konusunda da kararlılar. Ama şöyle söylüyorum, her zaman söylüyorum, gücümüzün farkında değiller. Çünkü ifade ettiğim bir şey var. Seçimi Ekrem İmamoğlu kazanmadı ki be kardeşim. 16 milyon İstanbullu kazandı. Bunu anlamıyorlar. Hep beraber kazandığımızı size hissettirmek istiyoruz. Yani böyle diyorum, 16 milyon sana oy vermedi ki canım, bir işte %55'i verdi falan diyebilirler. Benim için onların gözünden bakmamanın adıdır bu. Benim için 16 milyon insan bir oy versin vermesin. Oy versin vermesin. İşte tabii bazen bu tür başarılarda herkes ben yaptım demek ister. Ama ben kelimesini ben çok sevmem. Kolektif başarıdır bunlar. Birkaç kişiye de endekslenemez açıkçası. Seçim başarısı tabii yeterli mi? Yetmez. Siyasete girdiğim ilk zamanlarda yerel yönetimle ilgili değişimi ortaya koyma kararlılığını ifade ettiğim yıllarda 2012 yılında bir sunum yapmıştım partimin yetkililerine. Hiç unutmuyorum, sunumumun başlığı şuydu ve bana aitti o sunumun başlığı. Seçilmek bir gün, yönetmek 5 yıl demiştim. Esas olan seçilmeyle ilgili başarı değil, esas olan yönetim başarısıyla seçimin başarısını taşlandırmaktır. Gayretimiz odur. Zaten şunu söyleyeyim, bizler bu önemli konuyu ıskalamadığımız için İstanbul'un her anını, her gününü, her işini sağlıklı bir biçimde planlama gayreti içerisindeyiz. Atacağımız her adımı insanımızın lehine atma gayreti içerisindeyiz. Milletin karşısına çıkıp slogan atmakla inanın süreç yönetilemiyor. Millet slogana da oy vermiyor açıkçası. O bakımdan yönetici gruba inanacak, güvenecek ve planlı bir şekilde süreci idare ettiğine kanaat getirecek. Ancak bu şekilde oy verir. Bu konuda milletimiz de maharetlidir. Aynen işte 31 Mart 23 Haziran arasında gösterdiği gibi. Açıkçası milletimiz sakin dinler ama gözünün içine bakar ve onun ne demek istediğini alır, kendi gönül ve vicdan köprüsünden onu geçirir ve ben biliyorum ki genelde yanlış bir karar vermez. Açıkçası çok analiz okurum, çok rapor dinlerim, siyaset bilimci dinlerim ki dinlemek gereklidir. Ama bildiğim bir şey var, bizim milletimizden daha iyi siyaset bilimcisi dünyada çok az vardır. Dolayısıyla milletimiz bir karar vermişse doğru karar vermiştir. O bakımdan bu sürecin 31 Mart 23 Haziran sürecinin siyasal süreçlerin böyle analiz edildiği zaman işte o zaman yanlış yapmaktan geri durur,
haksızlığı ve hukuksuzluğu defterinizde tutmazsınız. Milletin kararını beğenmiyorsan sorunu vatandaşta değil başka yerlerde arayacaksın. İki kere iki dört. Şimdi tabii milletin kararına alerjisi olanlar seçimi iptal ettirip İstanbul'un kaybettiğimde hüngür hüngür ağladım diyenler tuhaf insanlar bunlar. Açıkçası ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Dünya siyasetinde hatta ülke siyasetinde hiç rastlamadığımız numuneler bunlar. Hiç rastlamadığımız. Ama 16 milyon insanın iradesini yok saymalarına asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle birlikte dağ gibi karşılarında duracağız. Asla onların kötü emellerinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Değerli dostlar, dağ gibi duracağız çünkü burada milletin iradesini gasp etmek isteyenler yarın Türkiye'nin her noktasında yine milletin iradesini gasp etmeye devam ederler. Bu millet tahakkümünü, daha doğrusu iradesinin tahakkümünü kendisinden başkasına vermemeyi en son İstiklal Savaşı'nda kararını verdi ve hayatını verdi. Hepimizin evlerinde dedeleri, nineleri, şehitleri, gazileri var. Bu yoldan asla dönmezler. Bunu buradan duyuruyorum, bilsinler. Tabii şöyle ifade edelim. Akıl ve vicdanı kaybedince, adalet duygusunu kaybedince, öncelikli vatandaşının hizmet alması önceliğini ruhundan yitirirse saçma sapan işlere başvurur oluyorlar. Her başarın, her iyiliğin, her işin mimarı kendisi olduğunu düşünmeye başladıklarında sorun orada başlıyor. Son bir olayı buradan sizlere hatırlatmak istiyorum. Değerli dostlar, Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın orada hala askeriyenin kullandığı Orhaniye kışlası var. Tarihi bir kışladır. Kışlayı yaptıran 2. Abdülhamit Han'dır. Orhan Gazi'ye atfen yaptırıyor o dönemde kışlayı. Biliyorsunuz yani bütün padişahlar hepimizindir. Osmanlı İmparatorluğu hepimizindir. Ama bugünün iktidarı özellikle Abdülhamit Han'ı sadece kendilerine ait zannederler. Öyle diyorlar, iddiaları öyle açıkçası. Ve böyle davranırlar ve ona çok hassas olduklarını ifade ederler. Ama hassasiyet nereye kadar bunların defterinde biliyor musunuz? Rant kapısına kadar. Rantı gördüler mi bütün hassasiyetler gidiyor. Ne yaptılar? Ne yaptılar? Abdülhamit'in tarihi Orhaniye kışlasının bulunduğu alanı imara açtılar. Hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla tescilli kültür varlığının olduğu alanda ne yapacaklar? Lüks konut yapacaklar. Peki hani ecdat? Hani ecdat yadigarı? Yahu Taksim Gezi Parkı'nda kışlayı yapacağım diye milleti, ortalığı ayağa kaldırdın. Can aldınız, can. Canlar gitti orada. Ufacık çocuklarımız öldü. Bunun altından nasıl kalkacaksınız? Gencecik insanları kaybettik. Abdülhamit'ten yadigar kışlada konut yapacaksınız. Onun için gerçekten milletimizin bir an önce bu akıldan, bu zulümden kurtulması lazım. Ve İstanbul'a itiraf ediyorsunuz birçok kere nasıl ihanet ettiğinizi ama hala gözünüzü kupan arazilerden geri tutamıyorsunuz. Gözünüz doysun sizin. Vallahi gözünüz doysun sizin. Ayıptır. Ama doymadığını da görüyorum.
Şöyle söyleyeyim, bunlar üzücü haberler ama ben size müjdeli bir haber vereyim. Yapamayacaklar, açıkçası yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Bağlasan durmaz. Bu memleketi, bu cennet vatanı her birimizin eşit hak sahibi olduğumuz tapusu hepimizin, bilin. Bakın, bu cennet vatanın tapusu hepimizin. 86 milyon ve ne kadar kutlu bir vatandayız. Cumhuriyetin bize hediyesidir bu. Ne yaptı bizi biliyor musunuz? Bu cennet vatanın tapusuna eşit hak sahibi yaptı. Eşit hak sahibi yaptı. Çok kıymetli bu. Yönetme hakkı da bizde hepsi. Onun için bu ortak evimizi güçlendirmeliyiz. Yani özellikle bu evi ekonomik, idari, siyasi, hukuki afetlerden korumak için kuvvetlendirmeliyiz. Hep birlikte ayağa kaldırmalıyız. Hep birlikte. Burası bizim evimiz. Burası bizim ortak evimiz. Her yöresiyle, her insanıyla, her etnik kökeniyle, her diliyle ortak evimiz. Eşitiz. Bu eşitliği koruyacağız. Ama esaslı bir dönüşüme muhtacız. İşte o dönüşüm süreci başlıyor. Açıkçası meclisiyle, bakanlıklarıyla, kamu kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, yargısıyla, yerel yönetimleriyle topyekün devletimizi, milletimizi güçlendireceğiz. Bazen güçlü Türkiye'mizin güzel insanlarını bazen umutsuz görüyorum ya da umutsuz cümleler ettiklerini duyuyorum, yaşıyorum. Size bir şey söyleyeyim, umudunuzu asla yitirmeyin. Hatta buradan ayrılırken, evinize giderken umudunuz kat be kat artarak gitsin. Yarın sabah kalktığınızda daha umutlu ayağa kalkın. Şunu söyleyeyim, unutmayın, bazen zorluklar yaşayabiliriz. Güzel şeyler zorlukları aşarak yapılabiliyor. Zor olanı bu yapacağız, mecburuz ama zorlukları hep beraber aşacağız. Tevfik Fikret'in güzel bir sözü var. Zafer biraz da hasar ister der. Evet, hasarımız var ama hasarı büyütmeden, dediğim gibi, bu bir avuç insanı göndereceğiz. Sizlere söz veriyorum. Bir Ekrem İmamoğlu sözü olarak da söyleyeyim. Aynen burada sizlere tapularını teslim eden bir kardeşiniz, hemşeriniz, belediye başkanınız olarak diyorum ki, milletçe hep birlikte bu ülkenin o güzel dönüşümünü başaracağız. İşte bu inanç ve azimle burada bizi dinleyen, vaktini ayıran bu güzel hemşerilerimin, görüyorum evlatlarıyla burada, çocuklarıyla, gençleriyle burada, güzel evlerinde, güzel yuvalarında, güzel ömürleri olsun. Hanelerinin içerisine hep mutluluk girsin. İşe girecek gençleri haksızlığa, hukuksuzluğa uğramasın. Okuluna giden çocukları eşit bir eğitimden nasiplenerek hayata güzel hazırlansın. Annelerin, babaların çocuklarıyla, gençleriyle ilgili geleceğe dair her zaman umut ışıkları yüksek olsun ve öyle yuvalarınızda inşallah bana da bir kahvenizi içmek, bir çorbanızı içmek nasip olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evlerinizde mutluluklar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyor, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.